Hadi cevap ver bana diyorum. Süleyman'ın katili yaşıyor mu? Hayır Özlem. Hayır, yaşamıyor. Mam, çıldıracağım ben. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Özlem. Başka bir şey sorma. Tamam mı? Lütfen. Sormayayım ben, değil mi? Sormayayım. Ali yine gitsin, eskisi gibi bir şeyler yapsın ama Özlem hiçbir şey sormasın. Bak, eğer bir şey biliyorsan ve bana söylemiyorsan, bu sefer sadece beni değil, oğlumu da göremezsin. Özlem, sen ne dediğinin farkında mısın? Sen daha bana yıllarca göstermediğin oğlumun hesabını vermedin. Böyle bir şey yapamazsın. Yaparım. Oğlunu bir daha asla göremezsin. Çünkü senin sırlarına bir evlat daha kurban vermeye benim hiç niyetim yok. Oğlum. Anneanne, Ali amcam neden oğlum dedi? Hem ben onun oğlu değilim ki. Yok, öyle lafın gelişi. Alican, hadi toparlan, gidiyoruz. Nereye? Evimize. Hayır, ben gitmeyeceğim. Ne demek gitmeyeceğim Alican? Orası bizim evimiz. Bana ne, gitmeyeceğim. Hem o eve kötü adamlar geliyor. Ali amcamla kalalım anne, ne olur. Hem Ali amcam bizi koruyor. Ali amca, bizi korursun değil mi? Bugün hayattaki en büyük korkumla yüzleştim Uygar. O kadar uzun zamandır taşıyordum ki sırtımda. Uğruna öyle bedelleri ödedim ki bu korkunun. Başıma gelmez sanıyordum. Ama geldi. Önce senin yüzünden sevdiğim adamı kaybettim. Sonra da babamı kaybettim. Karşında hayatta kaybedecek hiçbir şey kalmamış bir kadın duruyor. Bu ne demek biliyor musun? Her şey bitti demek. Beni tehditte zorla yanında tutabileceğin hiçbir şey kalmadı. O kağıt üzerindeki yalandan evlilik de bitti. Sevda. Babam beni senden kurtarmak için kendini feda etti. Babamın boşu boşuna ölmediğini sana göstereceğim. Babam beni zincirlerimden kurtardı. Artık beni burada tutabileceğin tek bir sır kalmadı. Çek elini. Pislik herif. Nereye gideceksin? Seni ilgilendirmez. Yanlış anladın. Bu zor gününde annenle kardeşini yalnız bırakma. Kal burada.
Sana söz veriyorum. Yüzünü görmeyeceksin. Seni o Ali'ye bırakmayacağım Sevda. Seni ondan ebediyen koparacağım. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Oyun daha yeni başlıyor. Pilot, ne oldu? Acele deyince telaşlandım. Pilot, ne oldu? Bir şey olmadı, değil mi? Endişeleniyorum bak. İnsan sevince çocuklaşır derlerdi, inanmazdım. Şimdi her sesini duyunca yüreğim ağzımda sanki. İyi ki varsın güzel gözlüm. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki beni hayatına aldın. Senden önce benim bir hayatım yokmuş ki. İyi ki sen de varsın. Dan, bunun olduğunu söylemeyecek misin? Gecenin bir yarısı sanki son görüşmemizmiş gibi konuşuyorsun. Korkutuyorsun beni, ne oldu? Sana iyi ki varsın demek için. İlla bir şey mi olması lazım müstakbel işim? Yok. Yani öyle bu saatte acele deyince ben de merak ettim. Hem öyle müstakbel falan deyip gelme beni. Zaten babamı nasıl diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Neler yaptığıma ben bile inanamıyorum. Ya içimden bir duygu çıktı. Vallahi ben bile şaşkınım. Öyle her sarılmak istediğinizde beni ayağınıza mı çağıracaktınız pilot bey? Nöbetçi eczanemiz. Haşa. Olur mu öyle şey? Biz zaten aynı çatı altında yaşayacağımız için ben sana bol bol sarılırım. Ya, ben daha babama söyleyemedim diyorum. Sen ne zaman, nasıl uygun görürsen o zaman konuşursun babamla. Ben de çiçeğimi çikolatamı alır gelirim. Babanın elini öperim. Ben gideyim artık. Hemen mi? Ve ezanın ışıklarını söndürüp söndürmediğimden emin değilim diye çıktım evden. Babam anlarsa ne diyeceğim ben? Ha. İyi madem. Bunu da yolda gelirken aldım dersin. Yok bir şey. Sadece gecenin son bakışını almak istedim o güzel gözlerinden. Yeah.